Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Antep'te yediğim bir salatayı paylaşacağım. Benim çok hoşuma gitti. Et yemeklerinin yanında, kebapların yanında verdikleri bir salata. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ustamızdan aldım tarifini, sağ olsun. Öncelikle malzemelerimiz, bir adet domatesimiz var, rendeledik. 3-4 yaprak marulumuz var, küçük küçük doğradık. Bir adet kuru soğanımız var, doğradık. Şimdi tuzla ezeceğiz, avukacağız biraz onu. Bir adet de küçük küçük doğradığımız domatesimiz. 2 yemek kaşığı limon tuzu eritip su haline getirdiğim, biraz suyla karıştırıp su haline getirdiğim limon tuzum var. 3'te 1 zeytinyağım var çay bardağı, yarım limon suyum var. 1 diş sarımsağı, pul biberim, sumağı, kekim, kuru nanem var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Domates rendemizin içine koyuyoruz limon suyumuzu, limon tuzu suyumuzu, zeytinyağımızı ve bir diş sarımsağımızı da buraya koyacağız. Evet, bunları bir güzelce karıştıracağız. Tuzu buraya koymuyorum. Şimdi soğanı biraz avukacağım, ezeceğim tuzla. Baharatlarımızı en son üzerinden ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle kabımıza soğanımızı alıyoruz. Biraz arzuya göre ne kadar tuz kullanıyorsanız tuz ekiyoruz. Ve bunu biraz öldürüyoruz tuzla soğanımızı. Evet, bu kadar. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Marulumuzu ve domatesimizi. Benim çok hoşuma gitti. Her yemeğin yanında sunabileceğimiz bir salata. Çok basit, evde olan malzemelerle yapabileceğimiz bir salata. Evet, şöyle bir karıştırmamız yeterli. Şimdi üzerinden sosumuzu döküyoruz. Hafif sulu oluyor bu salatamız. Kaşık salata gibi. Siz dilerseniz birazcık da su koyabilirsiniz. Zaten limon tuzunu ezip sulandırdık. O suyu siz biraz daha çoğaltabilirsiniz. Kaşıkla yenen bir salata çünkü. Evet, salatamız böyle. Şimdi üzerinden baharatlarımızı gezdireceğiz. Ben bunun için eldivenimi çıkarıyorum. Sumağımızı koyuyoruz. Tabi arzuya göre bunlar ne kadar isterseniz. Pul biberimiz var. Kekik ve nanemiz var. Şimdi nanemizi koyuyoruz. Evet, bu kadar. Salatamız hazır. Afiyet olsun. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip etmeyi unutmayın.